karanlık kubbeler çekilin. Mavi esirin üzerini örtmeyin. Şu simsiyah bulutlar da kalksın. Güneş daha güzel ısıtsın. Yıldızlar daha özgür parıldasın. Tanrı'nın çocukları uçun. Ruh gibi güzel başımızdan geçin. Arzular, özlemler ardından koşun. Elbiseler, kurdeleler çardaklarda uçuşuyor ve birbirleriyle sevişen nişanlılar bir ömür birlikte olmak için anlaşıyor. Çardaklar sıra sıra, üzerlerinde üzüm yüklü asma. Sonra olgunlaşır üzümler, üzümle dolar sıra sıra küfeler. Köpüklü şarap dereler gibi akar. Ve temiz taşlardan sızar. Parlak ve güzel yakut kayalar tepeleri arkalarında bırakır. Ve göllere uzanır. Yeşil yamaçlara yaslanır. Ve kuşların kanatları neşeyle çırpar. Güneşe uçar. Korolar halinde coşanları dinlediğimiz, kırlarında dans edenleri gördüğümüz adalara doğru uçar. Bazıları yüksek dağlara tırmanır. Bazıları göllerde yüzer. Yaşama, Yaşama sevinci gönüllerde. Ah ne büyük, büyük mutluluktu. Mephisto Uyuyor. Aferin size narin ve neşeli çocuklar. Tatlı şarkınızla onu ne güzel uyuttunuz bu şarkı için size teşekkür ederim. Ama Faust, sen henüz şeytana tutabilecek bir insan değilsin. Onu tatlı hayallerle uyutunuz ve bir çılgınlık denizine götürünüz. Ama önümdeki şu eşiğin büyüsünü bozmak için bir fare dişisine ihtiyacım var. Hmm. Onu uzun süre büyülemeye gerek yok. İşte hemen şuracıkta bir tanesi tıkırdıyor. Sesimi duyacaktır. Kurbağaların, sineklerin, farelerin, pirelerin ve tahta kurularının öncüsü sana emir veriyor. Ortaya çık. Ve şu eşiğe damlatılmış olan yağı yala. Görüyorum ki sıçrayarak geliyorsun. Hemen işe başla. Beni büyüleyen büyük acı budur. Bir daha ısır. Şimdi tamam. Faust, biz tekrar gelinceye kadar sen rüya görmeye devam et. Faust uyanır. Yine mi aldatıldım? Bir rüya beni aldatıp şeytana kaçırdıktan ve güzel finomda ortadan kaybolduktan sonra böyle mi biter? <laughs> Okuma odası. Faust ve Mephisto. Faust. Kapı vuruluyor. Acaba beni yine kim rahatsız edecek? Mephisto. Benim. Gir. Bunu üç defa tekrar etmelisin. Gir diyorum işte. İşte böyle hoşuma gidiyoruz. Umarım ki seninle iyi geçineceğiz. Senin şüphelerini ortadan kaldırmak için sert ipekten yapılmış manto, kırmızı işlemeli elbise giydin. Şapkamın üstüne horoz tüyü, belime de uzun ve sivri bir kılıç takıp genç bir asilzade rolünde geldim. Sen de böyle benim gibi giyin ki, ön yargılarından sıyrılıp hayatın ne olduğunu iyi anlayabilesin. Üzerime ne giyersem giyeyim, bu sınırlı dünya hayatının acılarını çekeceğim. Ben ömrümü sadece oyunla geçirecek kadar genç ve arzusuz yaşayamayacak kadar da yaşlı değilim. Dünya bana ne veriyor? Hep acılara ve yokluklara katlanmak. Benim dünyadan kısmetim bu. Ömür boyunca her saat her kulağa kısık sesle ulaşıp tekrarlanan şey bu. Sabahları hep korkuyla uyanırım. Geçerken tek bir arzuma bile yerine getirmeyecek olan ve içimdeki bir sevinç belirtisini bile inatçı bir şekilde yaralayan, kalbimin yaratıcılığını bin bir çirkin engelle baltalayan gündüzü görünce yalnızca ağlamak gelir içimden. Ortalığı gecenin karanlığı kapladığı zaman da yatağıma korkularla uzanırım. Çünkü alın yazımda, yatakta da dinlenmek yok. Kötü rüyalar beni korkutur. Göğsümdeki Tanrı beni içimden tahrik eder. Kalplerimizde bulunan Tanrı, bize yapmamız ve yapmamamız gereken şeyleri söyler. Bütün güçlerimin üstünde bulunan akıl dışarıda beni harekete geçiremiyor. Böylece hayat benim için bir yük oluyor. Sanki ölümü özlüyorum. Hayattan tiksiniyorum. Ölüm yine de iyi bir misafir değildir. Zafer parıltısı içindeyken ölümün başına kanlı zafer tacını bağladığı ve çılgın bir danstan sonra bir kızın kollarında yakaladığı insan ne kadar mutludur. Keşke ben de ruhun yüksek gücü önünde aşırı heyecanlanarak böyle canımı verebilseydim. Peki ama gece yarısı şu siyah suyu içmemiştin. Casusluk yapmak galiba senin hoşuna gidiyor. Hayır, ben her şeyi bilen biri değilim ama çok şey bilirim. O korkunç karmaşa anında tatlı ve tanıdık bir ses beni kendine çektiyse, çocuk duygularımın arta kalanı ve mutlu zamanların hatıralarıyla beni aldattıysa, ruhumu cazip bir büyücülükle saran, onu kamaştırıcı ve gösterişçi güçleriyle bu izbeye sürgün eden her şeye lanet ediyorum. Lanet olsun. Ruhun kendisi hakkında beslediği o yüce fikre lanet olsun. Duygularımıza zorlayan görünüşteki göz kamaştırıcılığa lanet olsun. Hem rüyalarımızda hem de ömür boyunca bizi aldatan şeref hayaline lanet olsun. Kadın, çocuk, uşak, hizmetçi, mal, mülk şeklinde hoşumuza giden şeylere lanet olsun bizi hazinelerle cesur hareketlere teşvik eden ve bu şeylenceler için altımıza döşek seren paraya ve servete lanet olsun. Üzümlerdeki iksire lanet olsun. Aşkın o en yüksek hazzına lanet olsun. Ümide lanet olsun. İmana ve lanet olsun. Her şeyden önce sabra lanet olsun. Yazık. Yazık sen ne yaptın? Bir yumrukta bütün dünyayı yıktın. Yarı Tanrı, sen onu parçaladın. Biz onun enkazını taşıyoruz insana. Düşürdü kayıp çocuklar bizi büyük mateme. Kursun onu en güçlü insanoğlu yeniden. Göğsünde yanan yaman ateşten. Neşeli bir hayat yeniden başlasın. Ağızlarda Yeni şarkılar söylensin. Mephisto. Bunlar benimkilerin küçükleri. Bir bak, yaşlılar gibi nasıl bir şekilde eğlence ve çalışma tavsiye ediyorlar. Seni duygularının ve kanının donduğu yalnızlıktan şu geniş dünyaya çekmek istiyorlar. Hayatını bir sırtlan gibi kemiren kaderinle uğraşmaktan artık vazgeç birlikte olduğun en kötü insan bile sana insan olduğunu ve diğer insanlar içinde bir yerin olduğunu hissettirir. Ama ben bunu söylemekle seni adi kalabalığın içine atmayı kastetmiyorum. Ben büyüklerden birisi değilim. Ama şu uzun hayat yolunu benimle birlikte yürümek istersen, derhal emrine girmeye hazırım. Sana bu yolda arkadaşlık ederim. Ama uygun görürsen uşağın ve hizmetçin bile olurum. Buna karşılık sana olan borcum nedir? Buna görüşmeye daha çok zaman var. Hayır hayır. ifret bir pencildir. Başkasına faydası olan her şeyi kesinlikle Tanrı'nın rızası için yapmaz. Şartını açıkça söyle. Eğer söylemezsen senin gibi bir hizmetçi eve zarar verir. Ben senin hizmetine girmek ve bir işaretinle durup dinlenmeden koşmak isterim. Eğer öbür dünyada tekrar bir araya gelirsek, aynı yardımı sen bana yaparsın. Öbür dünya umrumda bile değil. Ancak bu dünya enkaz haline geldikten sonra öbür dünya ortaya çıkabilir. Benim sevinçlerimin kaynağı yaşadığım bu dünyadır. Acılarımın üstüne ışıldayan bu dünyadaki güneştir.'' o acılarımdan kurtulabilirsem ne olursa olsun. Ondan sonra sevenler, kıskananlar, tiksinenler, düşman olanlar olacak mı? Ve o dünyaların bir üstü ve bir altı olacak mı hiç umurumda olmaz. Bu yolda cesaretin varsa bana bağlan. Bugünlerde becerilerimi keyifle seyredeceksin. Şimdiye kadar hiçbir insanın görmediği şeyleri sana vereceğim. Zavallı şeytan. Sen bana ne verebileceksin ki? Bir insanın yüksek amaçlara doğru çırpınan ruhunu senin gibilerin anlaması hiç mümkün müdür? Ama yine de doyurmayan yemeğin elinde civa gibi kaygan kırmızı altınının hiçbir zaman kazanılamayacak olan kumarın, senin koynundayken gözleriyle komşuya işaret eden bir kızın, ilahların hoşlanacağı kadar güzel bir türkün var mı? sen bana her gün yeniden yeşillenen ve dalından koparılmadan çürüyen meyveyi göster. Ben bu görevden korkmam. Sana böyle hazineler temin edebilirim. Aziz dostum, merak etme. Rahatça güzel bir yemek yiyebileceğimiz bir zaman da gelecek. Bir defa bile olsa tatmin olmuş halde tembellik yatağına uzanabilsem, ölüm hiç umrumda olmaz.'' beni kendime beğendirecek şekilde görünüşte zevkli olan şeylerle kötü yola sürükleyebilirsen, artık son günüm gelmiş demektir. Bu konuda seninle bahse girerim. Pekala. Ver elini öyleyse. Eğer o zamana dur geçme ne kadar güzelsin diyecek olursam, beni zincirlere vurabilirsin. O zaman mahvolmaya razıyım. O zaman ölüm çanlarım çalabilir.'' sen de hizmetini bitirmiş olursun. Artık son anı bildirebilir, yel kovan düşebilir, benim için vakit tamam olabilir. Bu Faust'la Mephisto arasında bir anlaşmadır. Bundan sonra Mephisto sürekli olarak Faust'a bu cümleyi söyletmeye çalışır. Mephisto İyi düşün, bu sözünü hiç unutmayacağız. Bunda tamamen haklısın. Ben yanlış bir şeyde, aşırı bir davranışta da yapmıyorum. Bu işte sabrettiğim için bir uşak oluyorum. Ben bugün doktorların ziyafetinde senin emrinde görev yapacağım. Yalnız bir şartla. Ne olur ne olmaz. Buna ilişkin bir iki satır yazı isterim. Yazalı bir şey de istiyorsun ha? <laughs> Sen bir ukalasın. Sen bir erkeğin ve bir erkek sözünün ne demek olduğunu anlamadın mı? Benim ağzımdan çıkan sözün hayatımın sonuna kadar kutsal kalması sana yetmiyor mu? Dünya sellerle sürüklenirken beni bir vaat mi bağlayacak? <laughs> Ama bu şüphe kalbimizden geliyor. Kim kendisini ondan ayırmak isteyebilir? Bütün kalbiyle sadakat gösterebilen insan ne kadar mutludur. Hiçbir fedakarlık onu pişman etmez. Yalnızca yazılı ve mühürlü bir parşömen kağıdı, herkesin çekindiği korkutucu bir şeydir. Kağıda yazılan söz, daha kalemin ucundayken donar. Hakimiyet, mühür mumu ve deri parçasına kalır. Hey kötü ruh! Sen madeni mi, mermeri mi, deriyi mi, kağıdımı tercih ediyorsun? Yazıyı keskiyle mi? Taşı işleyen taş ustasının ile mi? Yazı ile mi yazayım? Beğendiğini seç. Neden böyle ateşli ve abartılı konuşuyorsun? Her türlü kağıt parçası bu iş için yeterlidir. Birkaç damla kanınla da imzalayabilirsin. Bu saçma şey sana yetecekse kabul. Kan çok farklı ve ayrıcalıklı bir şeydir sakın anlaşmayı bozarım diye korkma. Bütün gücümle sana vaat ettiğim şeyi gerçekleştirmek istiyorum. Ben fazla gururlanmıştım. Oysa sadece senin akranınım. Ama büyük ruh beni hoş gördü. Düşüncemin bağı koptu. Artık bütün bilimlerden tiksiniyorum. Ateşli ihtirasımı şehvetin derinliklerinde dindir. Bana kimsenin nüfus edemediği gizli harikaları göster artık kendimizi zamanın ve olayların akışı içine bırakalım. Haz ve elem, başarı ve başarısızlık birbiri peşi sıra gelsin. İnsan da durup dinlenmeden sürekli etkinliklerde bulunsun. Siz hiçbir ölçü ve hedef tanımıyorsunuz. Her sofrada ortaya çıkmak ve hemen bir şeyler yakalamak istiyorsunuz. Canınız istiyorsa buna ulaşabilirsiniz. Bunun için çekinmeden elinizi uzatmanız yeterlidir. Duyuyorsun işte. Sevinçten bahis yok. Kendimi en yüksek coşku veren hazza, sevgi doğuran kine, kuvvet veren üzüntüye adıyorum. Bilginin verdiği ihtirastan kurtulan kalbim artık gelecekte her türlü acıya açık olmalıdır. Bütün insanlığın kaderini kendi içimde yaşamak istiyorum. Önce ruhumla en yüksek, en derin ve en önemli şeyleri kavramak, insanlığın hazlarını ve acılarını toplamak, kendi benliğimi tüm insanlığın benliği haline getirmek, sonra da onlar gibi mahvolmak istiyorum. Faust bu sözleriyle insanlığın macerasını tam olarak kendinde yaşamak istiyorum demek istiyor. Bu nedenle Göte'nin bu eseri tüm insanlığın bir dramıdır denebilir. Mephisto Ah, inan bana binlerce yıldan beri bu katı lokmayı çiğnedim. Hiç kimse tüm yaşamı boyunca süren emeklemeleri esnasında bu ekşi hamuru hazmedemez. Bizlere inan ki bütün bunlar yalnız bir tanrı için yapılmıştır. O kendisi sonsuz bir ışık içindedir ve bizi ise karanlıklara bırakmıştır. Halbuki siz yalnız gece ve gündüze değer veriyorsunuz. Ama ben böyle olmasını istiyorum. Onun çaresine bakarız. Yalnız bir şeyden endişe ediyorum. Zaman kısa, sanatsa uzundur. Sanat dersi almanızı tavsiye ederim. Bir şairle arkadaş olun. O kişi düşüncelere dalsın ve bütün asil nitelikleri şerefli başınıza yığsın. Aslanın cesaretini, geyiğin süratini, İtalya'nın ateşli kanını, Kuzeyli'nin dayanıklılığını ve yüce kalplilikle hilekarlığı birleştirmeyi ve ateşli gençlik heyecanıyla bir arzuya aşık olmayı öğretsin. Ben bile böyle bir üstadı tanımak ve ona küçük dünya adını takmak isterdim. Eğer bütün duyguların yöneldiği insanlık tacını elde edemeyeceksem benim başka ne işim olabilir? Sen neysen olsun. Başına milyonlarca bukleli peruk taksan, bacağını kol yüksekliğinde bir çizmeye soksan, yine hep olduğun gibi kalırsın. Anlıyorum. Şimdiye kadar insan zekasının bütün hazinelerini kendimle boşuna toplamışım. Sonunda şöyle oturup kendimi düşündüğüm zaman İçimden yeni bir kuvvetin canlanmadığını anlıyorum. Eski yaşantıma göre bir kıl kadar bile yükselmiş, sonsuza yaklaşmış değilim. Aziz efendim, bu konuları herkesin gördüğü gibi görüyorsun. Bize verilen hayat zevki elimizden kaçmadan daha akıllı ve kurnaz davranmalıyız. Cellat elim ayağım, başım senindir ama güzel güzel zevkini sürdüğüm her şey acaba bu nedenle benim olmaktan çıkar mı? Örneğin ben altı beygir satın alsam, onların kuvveti de benim olmuyor mu? Bu durumda tek bir insan olduğum halde 24 bacağım varmış gibi koşabilirim değil mi? Onun için hadi cesaretini topla. Bütün düşünceleri bir tarafa bırak ve benimle birlikte dünyaya dal. Sana şunu da söyleyeyim ki çok fazla derin düşünen bir insan, etrafında yeşil çayırlar olduğu halde kötü bir ruh tarafından çorak yerlerde dolaştırılan bir hayvana benzer. İşe nasıl başlayacağız? Öncelikle buradan çıkalım. Bu ne biçim işkence yeri böyle? İnsanın kendisini ve gençleri bunaltmasına ne gerek var? Bu ne biçim hayat böyle? Sen burasını komşuna bırak.'' o şeylerle kendini üzüyorsun. Bildiğin şeylerin en iyisini de çocuklara söyleyemezsin ki. İşte onlardan birinin sesini koridorda duyar gibi oluyorum. Onu görmem mümkün değil. Zavallı çocuk. Onu çoktandır bekliyorum. Buradan üzüntülü gitmemeli. Gel, cübbeni ve takkeni ver bana. Bu kıyafet bana çok yakışır. Mefisto giyinir. Sen işi şimdi benim kurnazlığıma bırak. Yalnızca 15 dakika zamana ihtiyacım var. Bu zaman içinde sen de güzel bir yolculuğa hazırlan. Faust gider. Mephisto, Faust'un uzun cübbesi içindedir. <laughs> Aklı, bilimi, insanın en üstün gücünü aşağı gör bakalım göz boyayıcılığıyla ve büyücülüğüyle yalanın ruhundan yardım bekle. Şimdiden avucumun içindesin. <laughs> Kader ona öyle bir ruh vermiş ki kendi içine sığamaz. Daima ileriye özler. Aceleci hamlelerle dünya sevinçlerinin üzerinden geçer. Onu sefalet hayatının içinden geçireyim ve ona sefaletin bayağılığını göstereyim. Önümde uçsun. Susuzluğunu gidermesi için kendisini şeytana teslim etmeseydi yine de mahvolacaktı. Bu sırada bir öğrenci gelir. Öğrenci. Buraya az önce geldim. Herkesin saygıyla söz ettiği bir kişiyle tanışmak ve teslimiyetiyle konuşmak istiyorum. Mephisto. Nezaketinden çok duygulandım. Ama karşınızda herkes gibi bir adam var. Çevrenizdekilerle ilişkide bulundunuz mu? Beni yanınıza kabul etmenizi rica ederim. Buraya iyi niyet, yeterli para ve taze bir hevesle geldim. Hatta annem müsaade etmek istemedi. Burada kendime faydalı bir şeyler öğrenmek istiyorum. Tam yerine gelmişsiniz. Doğrusunu isterseniz buradan ayrılmak istiyorum. Bu odaların içi, duvarlar, çevre hiç hoşuma gitmiyor. Çok kasvetli. Hiçbir yeşillik görünmüyor. Bu salonlarda ve sıralarda neredeyse görme, işitme ve düşünme yeteneğim kaybolacak. Bu anlaşmaya bağlı. Çocuk da annesinin memesini önce isteyerek almaz. Fakat daha sonra emmek hoşuna gider. Siz de öyle. Hikmetin göğsünde aynı şeyi hissedecek ve zaman geçtikçe daha fazla zevk alacaksınız. Ben Hikmet'in boynuna sevinçle sarılmak istiyorum. Bana ona nasıl ulaşabileceğimi söyleyin. Siz önce hangi bölümü seçtiğinizi söyleyin. Yerde gökte ne varsa anlamak, bilim ve sanatı kavramak ve böylece büyük bir bilgin olmak istiyorum tam aradığınız yeri bulmuşsunuz. Yalnız sakın yolunuzu şaşırmayın. Tüm gücümle bu işe sarılacağım. Ama pazar ve bayram tatillerinde biraz dinlenme ve eğlenmeyi seviyorum. Zamanı iyi kullanmalısınız. O çok çabuk geçer. Fakat düzenli olmanız size zaman kazanmayı öğretir. Dostum, size öncelikle mantık dersleri almanızı tavsiye ederim.'' Bu derste aklınız terbiye görür. Sanki İspanyol çizmesine sokulmuş gibi düşünme yolunda adımlarını mantıklı ve tedbirli atar. Bir oraya bir buraya sapmazsınız. Yeme içme gibi çok iyi bildiğinizi zannettiğiniz ve kendiliğinden yaptığınız şeylerde bile 1-2-3 diye saymanın gerekli olduğunu size öğretir. İnsanın düşünme fabrikası bir ayağın bin tane ipi birden harekete geçirdiği, Mekiğin bir sağa bir sola fırladığı, iplerin görünmeden aktığı ve bir hareketle binlerce düğümün atıldığı bir dokuma şaheseridir. Filozofsa ortaya çıkıp ilk cümle şu, ikincisi bu, üçüncüsü şu, dördüncüsü bu der. Sonra birinci ve ikinci cümle olmasaydı, üçüncü ve dördüncü cümle de olmazdı der. Öğrenciler de bu bilgileri her yerde överler. Ama yine de bir dokumacı olamazlar. Canlı bir şeyi anlamak ve nitelendirmek isteyen öncelikle içindeki ruhu uzaklaştırmaya çalışıyor. Bir bütünün parçalarını ele alıyor. Ama bu durumda parçalar arasında ruhsal bir bağ kalmıyor. Kimya bilimi buna tabi işlem diyor. Ama insan ne yaptığının farkında olmuyor. Kendi kendisiyle alay etmiş oluyor. Bu düşüncenizi iyi anlayamadım. Bir dahaki derste her şeyi sınıflandırmayı ve basitleştirmeyi öğreneceksiniz. Bu sözlerden dolayı zihnim çok karıştı. Sanki kafamın içinde bir değirmen taşı dönüyor. İşe her şeyden önce metafizikle başlamalısın. Ondan insan aklına sığmayan soyut konuları akıllı bir şekilde kavramayı öğrenirsin. Mantığın alsın veya almasın, her şey için süslü ve gösterişli bir ifade, bir söyleyiş bulmaya çalışacaksın. Ama bu dönemde önce düzeni sağlamaya çalış. Günde beş saat ders alırsın. Çan çalınınca sınıfta olmalısın. Önceden her şeyi madde madde ezberlediğin takdirde her şey yoluna girer. Öğretmen kitapta olmayan bir şeyi anlatmaz. Sonra yazı yazma hususunda, sanki kutsal ruh sana yazdırıyormuş gibi gayretli olmalısın. Göte kilisenin uyguladığı skolastik eğitim yöntemiyle alay ediyor. Öğrenci Sanıyorum bunu ikinci bir defa söylemenize gerek kalmayacak. Yazmanın ne kadar faydalı olduğunu biliyorum. Beyaz kağıt üstüne siyah yazılmış ne varsa insan emniyetle evine götürebilir. Öncelikle bölümünüzü seçin. Hukuk bilimiyle aram iyi değil. Bundan dolayı size pek yadırgamam. Bu bilimin ne olduğunu bilirim. Kanunlar, haklar, sanki ırsi bir hastalık gibi nesilden nesile geçerler. Göbekten göbeğe sessizce atlarlar. Akıl sanki divanilik ve işkence şeklinde gösterilir. Sen de o neslin torunlarından olduğun için vay haline. Ne yazık ki bizimle beraber doğan hukuktan kimse söz etmiyor. Hukuk hakkında bu sözleriniz bu bilime karşı nefretimi arttırıyor. Size öğrenci olabilene ne mutlu. Böyle giderse ilahiyat tahsili yapma kararına varacağım. Sizi yanlış yola yönlendirmek istemem. Bu bilime gelince onda yanlış yola gitmekten korunmak zordur. O bilimin içinde öyle zehirler vardır ki ilaç gibi görünür bu konuda da öğretmenin sözüne uymak gerekir yani kelimelere bağlanarak güvenli kapılardan iman tapınağına girersiniz ama kelime bir kavram ifade etmeli çok doğru ancak insan kendisini bundan dolayı sıkıntıya sokmamalı çünkü kavramın olmadığı her yerde hemen imdadınıza bir kelime yetişir Kelimelerle mükemmel tartışmalar yapılabilir, farklı sistemler kurulabilir, kelimeye iman edilebilir. Ama ondan bir tek harf bile çıkarılamaz. Affedersiniz, ee, sizi çeşitli sorularımla burada tutuyorum ama izin verirseniz biraz daha rahatsız edeceğim. Ee, bana tıp hakkındaki isabetli fikirlerinizden de söz eder misiniz? Üç sene kısa bir süredir ama tıbbın alanı çok geniştir. Ancak insana yol gösteren birisi olursa ilerlemek mümkündür. Bıktım kuru sözlerden artık. İyisime yine şeytan rolüne döneyim. Tıp biliminin temelini kavramak kolaydır. Büyük ve küçük alemi incelersiniz ve sonra da işi oluruna veya Tanrı'nın takdirine bırakırsınız. Dört bir tarafta bilim aramak için uğraşmak boş. Herkes ancak öğrenebileceği kadar öğrenir. Yalnız içinde bulunduğu anı yakalayabilen insan tam insandır. Genç olduğunuza göre henüz sağlığınız ve cesaretiniz yerinde olması gerekir. Siz kendinize güvenirseniz başkaları da size güvenir ve canını bile emanet eder. Özellikle kadınları idare etmeyi öğrenin. Her gün yenilenen dertlerini ve binlerce sıkıntılarını hep aynı şekilde tedavi etmelisiniz. Biraz değer verdiniz mi? hepsi size bağlanır. Kadınların sizin mesleğinizin ve becerilerinizin başkalarından üstün olduğuna inandıracak mesleki ünvan ve şöhretiniz olmalı. O zaman başkalarının yıllarca elde ettiği şeyleri siz kolaylıkla elde edersiniz. Onların küçücük ve narin nabızlarını iyi yoklamalısınız. Sonra ateşli ve kurnaz bakışlarınızla sanki kemerlerini kontrol ediyormuş gibi yaparak kalçalarını kavramalısınız. İşte bu çok güzel. En azından işin esası anlaşılıyor. Aziz dost, şunu bil ki her teori kurudur. Hayatın altın ağacıysa yeşildir. Size yemin ederim ki rüya görmüş gibiyim. Bilginizden gerektiği şekilde yararlanabilmem için gelecek defa hikmetinizin bütün esaslarını anlatmanızı rica edebilir miyim? Tabii. Elimden geleni memnuniyetle yaparım. Ben şimdi hemen gidemem. Hatıra defterimi size sunacağım. Bir şeyler yazmak lütfuna esirgemeyin lütfen. Peki. Deftere yazar ve sonra onu iade eder. Öğrenci okur. Siz de Tanrı gibi olacak, hayır ve şerrin ne olduğunu bileceksiniz. Kitabı büyük bir saygıyla kapar ve veda eder. Mephisto Sen özellikle o eski söze ve benim bir yılan gibi olan yeğenime uyarsan, bir gün mutlaka Tanrı'nın benzeri olmanın cezasını çekersin. Faust gelir. Şimdi nereye gideceğiz? Nereye istersen oraya. Önce küçük dünyayı, sonra da büyük dünyayı görürüz. Bu bedava inceleme gezisinin ne kadar faydalı ve eğlenceli olacağını bir bilsen. Yalnız ben şu uzun sakalımla o hafif yaşam tarzına uyamam. Bu teşebbüste başarılı olamayacağız. Zaten ben oldum olası kalabalığın içine girmeyi hem sevmem hem de beceremem. Başkalarının yanında kendimi çok küçük hissederim. Bu yüzden hep şaşıracağım. Aziz dostum, zamanla her şey düzelir. Şunu unutma ki sen nefsine güvendiğin anda yaşamanın sırrını da anlamış olacaksın. Şimdi evden nasıl çıkacağız? Atın, araban, uşağın nerede? Montumuzu açacağız. O bizi havada taşıyacak. Yalnız bu cesaretli hareketimizde yanına fazla yük alma. Hazırlayacağım bir parça ateş havası bizi hafifletip bu dünyadan havalandıracak. Hafif olursak çok çabuk yükseliriz. Senin bu yeni hayat yolunu kutlarım.